Merhaba arkadaşlar, Yeşil Devi maceralarına hoş geldiniz. Sıcağı sıcağındaki bugünkü konuğumuz FIFA 2014 World Cup Brazil. Hemen oyunun kickoff moduna girip öncelikle sizlere oyundaki değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi sadece ülkeler mevcut. World Cup'ta bir Dünya Kupası oyunu olduğu için ve bu ülkelerin arasında her ne kadar ülkemiz Dünya Kupası'nda yer almasa da oyunda yer alıyor. İstiklal Marşı'nı duyuyoruz. Evet, oyunda birçok dünya ülkesinin dışında yine World Classic gibi, Adidas All Star gibi takımlar da mevcut. Oyundaki birçok dünya ülkesi diyorum çünkü bayağı çok dünya ülkesi var. Toplamda 32 dünya kupası ülkesi dışında, dışında değil dahilinde 203 tane de oyunda ülke mevcut. Ve toplamda 10 adet de oyunda yeni mod var. Modların hepsinden teker teker bahsedeceğiz. Ancak şöyle detaylarını gösterelim bir. Kickoff'un. Menüye geçtiğimiz zaman Rio de Janeiro modunda Brezilya'nın şehirlerinde ayrı ayrı maç yapıyorsunuz. Online turnuvalar mevcut bu bölümde. Evet, Road to World Cup'ta ise kupa ve eleme maçları mevcut. Bu maçları isterseniz gerçek fikstüre göre, isterseniz kendi oluşturacağınız farklı bir fikstüre göre oynayabiliyorsunuz. Önce elemeler, daha sonra da kupa maçları şeklinde. Bu arada seriye gelen bir yeni özellik ise menüde ya da oyun menüleri arasında EA Sports Talk Radio adında bir özellik eklenmiş. Oyunun müzikleri dışında dinleyebileceğiniz yorumcular var ve gayet uzun bir talk show gibi, radyo dinlermiş gibi onları dinleyebiliyorsunuz. Şu anda fixture tipini seçme ekranındayız. Gerçek fixture dediğimiz zaman gördüğünüz gibi ülkemizde bulunduğu D grubunu görebiliyoruz. I couldn't read your handwriting, that's the problem. let me ask you, of course, it's we've got a big old friendly coming up, an international friendly coming up. Some people think friendlies are never big, don't they? Some people say friendlies don't matter. I think they do. Evet, buradan sonra klasik FIFA turnuvası şeklinde ilerliyor. Diğer oyun modlarına bakacak olursak, Story of Rivals modu henüz daha yok. Dünya Kupası ile aynı anda çıkacak. O yüzden oraya erişim sağlayamıyoruz oyunda. Story of Qualifying'e girdiğimiz zaman burada eleme maçlarının olduğu bölümdeyiz. Şu anda yapılmış eleme maçlarını yapabilir ve Dünya Kupası'nın kaderini değiştirme imkanına sahip olabilirsiniz bu mod ile. Diğer mod ise Captain Your Country. Bunu da, bu modu da Pro Club'a benzetebilirsiniz. İstediğiniz ülkenin kaptanı haline gelmeye çalışıyorsunuz. Bunu isterseniz hali hazırdaki bir oyuncuyu kullanarak, isterseniz ise normal FIFA serilerinde bir pro oluşturarak, yani bir futbolcu oluşturarak ya da kendiniz oluşturarak yapma imkanına sahipsiniz. Burada yine diğer FIFA oyunlarında olduğu gibi pronuzun, karakterinizin bütün özelliklerini değiştirme imkanına sahipsiniz. Ben FIFA 12'den beri kullandığım kendi game face'imi burada ekliyorum gördüğünüz gibi. Türk bayrağında bulunduğu Türk formasında üzerimde taşımaktan gurur duyuyorum. Burada detaylı bir şekilde takımdaki rakiplerinizle olan farkınızı görebiliyorsunuz. And at the end of it, our good friends at EA Sports are going to simulate the match and see who would win. No, they're not going to simulate. İsterseniz şimdi diğer modlara bakalım, skill games'e bakalım. Yine oyunda duruyor. Bir değişiklik yok FIFA 14'ten bu yana. Ancak bir video eklenmiş. İsterseniz o videoyu bir izleyelim. Thank you.
Evet, oyunun hazır menülerindeyken sanırım menüde göstermediğimiz tek bölüm katalog kaldı. Kataloğa da bir giriş yapalım. Ancak gitmeden önce şöyle skill oyunlarını bir daha bir gösterelim. Kafalarda soru işareti kalmasın. Evet, yine online modda isterseniz arkadaşlarınızla maç yapabiliyorsunuz da online tek maçlar yapabiliyorsunuz. Onun dışında katalogda yine açılmayan yeni şeyler mevcut. 2014 FIFA World Cup Brazil ile Brezilya'da geçecek olan Dünya Kupası'nın renkler ve atmosfer bakımından da çok iyi oturtmuş bu oyun. Bir ara oyun diyebiliriz World Cup için. Ancak canlı renkleri ve müzikleriyle gerçekten iyi iş çıkartmış. Hatta oyunu ilk açtığınız zaman size favori takımınız, ülkeniz soruluyor. Ona göre menünüzde de o ülkenin bayrağını sağ tarafta görebiliyorsunuz. Biz de gördüğünüz üzere şanlı Türk bayrağı mevcut. İsterseniz maçlara geçelim arkadaşlar. İlk maçımdan bir kesit. Siz bu kesiti izlerken maalesef 1-0'dan sonra kaydı almış kayıt cihazımız, ancak devamını izleyebilirsiniz. Zaten çok da iyi oynadığım söylenemez FIFA World Cup'ı, çünkü yaklaşık bir senedir FIFA oyunlarından uzaktayım, futbol oyunlarından uzaktayım daha doğrusu. Birazcık paslanmışız. Evet, oyundan bahsedecek olursak artık World Cup 2014'ü en güzel yapan şey tabii ki atmosferi. Çünkü zaten halihazırda FIFA 14 mevcut. Hem yeni nesilde hem de geçmiş nesilde FIFA 14 mevcut. Özellikle siz Ignite Engine'ı, FIFA 14'ü tecrübe ettiyseniz PlayStation 4 veya Xbox One üzerinde bu oyunu size birazcık vasat gelebilir. Çünkü World Cup 2014 sadece 360 ve PlayStation 3 platformlarına çıktı. Yani siz Ignite'ı tecrübe ettiyseniz bu platformda beğenmeyeceksinizdir. Şöyle bir şey, FIFA 14 yeni nesilden sonra FIFA 14 eski nesilde oynamak tabii ki hiç hoş değil, güzel gelmiyor. Ancak yine EA Sports elinden gelenin en iyisini yapmış. FIFA 14'ten daha başarılı bir oyun World Cup. Görseller açısından, atmosfer açısından daha bir bütünlük içerisinde. Oyunda 12 tane stat bulunuyor. Farklı farklı şehirlerde, Brezilya'daki. Ve bu şehirlerin hepsi ne farklı şekilde tadabiliyorsunuz. Hani ilk girişlerde bir karnaval havası var zaten. Maç girişlerindeki o jeneriklerde işte farklı farklı statları, farklı farklı şehirlerde olduğunuzu farkına varabiliyorsunuz. Renk paleti çok canlı oyunun. Onun dışında yine dediğim gibi bir karnaval havası mevcut. Burada çok net bir pozisyondan faydalanamadık. Bu yeniliklerden bir tanesi de oyunda sadece seyircilerin açtıkları pankartlar ya da tezahüratları değil. Dünya Kupası olduğu için evlerinden ya da barlardan ya da sokaklardaki televizyonlardan da maçları takip eden insanları görebiliyoruz. Güzel bir yenilik olmuş. Burada da temiz bir şutu gol yapmaktan yararlanamadık. Oyunda 100 adet de yeni animasyon bulunuyor. Belki de bu ara oyunun en iyi özelliklerinden bir tanesi bu. Bu 100 adet animasyon her kulvarda, futboldaki her alanda yer almış. İşte kafa vuruşlarında, ikili mücadelelerde, hatta sevinçlerde bile var. Artık attığınız ara paslarda da tabii bu yeni animasyonları görebiliyorsunuz. Animasyon derken bu animasyonlar sadece animasyon olarak yapılmamış. Aynı zamanda sizin oynanışınızı da etkiliyor bu animasyonlar. Özellikle ikili mücadelelerde kafa toplarında itmeler, kalkmalar, çok farklı şeyler görebiliyorsunuz. Eğer hardcore bir FIFA oyuncusuysanız ve her gün mutlaka FIFA oynuyorsanız bu yeni animasyonları mutlaka fark edeceksiniz ve oynanış olan etkisini de fark edeceksiniz. Mesela artık ara pas atarken oyuncunuzun baktığı yön önemli. Ters tarafa attığınız paslar daha abes yerlere gidiyor. Ancak benim
açıkçası oyundan hoşlanmadım. Tamamen kişisel tabii yaklaşıyorum. Oyundan hoşlanmadığım en önemli nokta bayağı bir arcade'imsi kaçmış. Top kontrolleri olsun. Hani oyun sizi gol atmaya zorluyor ama attırmıyor. Son anda alakasız bir şey oluyor. Yani simülasyondan birazcık uzak. Bilekleriniz FIFA'da ne kadar kuvvetliyse hani o kadar iyi iş yaparsınız ama bazen oyun arcade'e kaçıveriyor ve onun azizliğine uğrayabiliyorsunuz. Tabii casual oyuncular için diyecek hiçbir şey yok. Hayat onlara güzel. Bu oyun için. Ama ancak o denge hani sizi çok da üzmüyor. Siz yani yenecekseniz o rakibi yine bir şekilde yeniyorsunuz. Oyun sizi o dengeden uzaklaştırmamış. Yapay zekadan bahsedecek olursam FIFA 14'ün yapay zekasının üstüne pek fazla bir şey konulmamış. Zaten FIFA 14'ün yapay zekası gayet iyi. O yapay zeka yine devam ediyor. Onun dışında başka bir şey söylemek pek mümkün değil sanırım. Bazen sadece işte bu şeyin fizik motorunun etkisiyle abuk subuk kontroller olabiliyor ya da işte kaleciniz çok aptal davranıp hiç yoktan gol yiyebiliyor. Bildiğiniz gibi olay sadece Dünya Kupası bu oyunda. Yani siz Dünya Kupası fanıysanız ya da bu atmosferi çok yakından yaşıyorsanız, ortamınız buna müsaitse, ne bileyim iyi bir futbol meraklısıysanız, Dünya Kupası'na hoşlanıyorsanız bu oyunu alıp oynayabilirsiniz. Ama şahsen ben bu oyunu alıp oynamam. Bir FIFA fanı olarak söylüyorum bunu. Neden oynamam? Çünkü boş yere para sarf etmek olur FIFA World Cup 2014'ü almak. Çünkü zaten FIFA 14 mevcut. Zaten yakın zamanda FIFA 15 çıkacak. Yaz geçtikten sonra yine her zamanki gibi Eylül sonu, Ekim başı gibi, ortası gibi yeni FIFA raflarda yerini alacak. Onun dışında yeni nesilde FIFA 14 var. Eğer oyun oynadıysanız dediğim gibi bu oyundan hiç haz almayacaksınızdır. Çok büyük bir Dünya Kupası hayranı değilseniz eğer. O yüzden benim bu oyuna bakış açım tamamıyla gereksiz. Bir ara oyun ancak benim için bir ek paketten fazlası değil. Başarılı bir ek paketten fazlası değil. Oyunun müziklerinden bahsedecek olursak EA Tracks'te çok güzel müzikler, yine her zamanki gibi zaten seride çok güzel sesler ve müzikler var. Bu arada çok talihsiz bir durum oldu. Golümüzü yedik. Jennifer Lopez duydum, Pitbull duydum. Çok güzel müzikler var yine. O atmosferi daha da tamamlayan. Çok fazla ülke var. EA Sports bu oyunda birçok ülkeden oyuncuyu bu oyuna toplamaya çalışmış belli ki. Ama ülkemizle San Marino'ya karşı 7 gol atmadan maç bitiremediğiniz oyunda denedim. 7 gol atmadan bitiremedim. Gerçeklik üst seviyede. Grafikler üst seviyede. Yani bu nesilden, geçtiğimiz nesilden alabileceğiniz en fazla şeyi alıyorsunuz. Hani sağ kenarına baktığınız zaman, seyircilere baktığınız zaman tabii ki bir Ignite Engine'le yapılan kadar güzel değil ama bu arada çok büyük bir hata. Yine de başarılı oyun. Ancak dediğim gibi cebinize zarar bir oyun eğer çok büyük bir Dünya Kupası hayranı değilseniz arkadaşlar. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldik. Eğer FIFA videoları istiyorsanız, daha fazla FIFA videoları istiyorsanız Ultimate Team olabilir, Pro Club olabilir, Seasons olabilir, Co-op maçlar olabilir. Mutlaka beğenin. Zaten gol de atamıyoruz gördüğünüz gibi. Beğenin ve paylaşın, destek olun. Bir başka video incelemeler tekrar görüşmek üzere. Tabi oynanıştan size birazcık daha göstermeye devam edeceğim. Maç devam edecek ancak ben yanınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Bir farklı incelemede tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yeşildevi maceralarından ayrılmayın arkadaşlar. Always on the prowl, looking for trouble and sorting it out. Hazard. Nothing much to choose between these two teams here today. And the final whistle, it's a goal apiece. Well, all sweet well tonight. They had a lot of ground to cover to keep it all square, but somehow they managed.
for joining us once more. I'm Clive Tilsley and this is Andy Townsend. Clive, it's a thrill to be alongside you today and I'm really looking forward to this game. The Maracanã bathed in sunshine. Conditions certainly look perfect. Oh, perfect conditions, Clive. Kick-off almost upon us, but before we start, the national anthems of Turkey and Colombia. Go then, kickoff time in this first group stage match. An apology for a challenge by the defender, it's got to do more. Defender wouldn't give him an inch, force the error. Corner kick's been given, Turkey bringing men forward for it. Neither about to give the ball up. Might have a chance. Shot coming in, blocked. Hamit Altıntop. He goes into every challenge expecting to win it. Martinez wants to get it to Falcao. Possibilities here. Oh, what a chance! Oh, they really should be in front. You know, you do not get opportunities like that in football matches too often. What a miss that is. Must try and make that goalkeeper save. He's taking them on, but there's some pretty flimsy defending out there. I don't know what that was supposed to be. I think he was daydreaming there. Gürkan. Will it find a man? Perfect cross. He's on the end of it. It's there! The game is up and running now. And he just bulleted the ball into the back of the net. Right, this Clive, watch this. This is a terrific goal. Look, there is 1-0. Well, I'm sure they'll be sat there right now, Clive, very pleased with the effort they've just given in that opening 45 minutes. It's always a nervy affair, the first game of the group. Made a good run there to find himself some space. Hamit Altıntop. Keeper came to their rescue there. The last touch came off an opponent. It is a Turkish corner. Got the ball, not the man. Didn't look where he was passing it, did he? Careless. Emre. Chance maybe. Picked out a teammate. What can he do? Turan. Not short of support. Coming under pressure. Pass intercepted, it was under hit.
who's back in control, the defence. Support play from the man off the board is the key here. Cuadrado. That was just okay. There's a pass on. Good interception. He can win the ball in midfield like that. Rodriguez. Opportunity here. Great save. Knocked to safety. Emre. Has he found someone? Real chance. Fine stop. Made up the ground to get across to it. Martinez. Colombia on the move. Good combination play there. Genuine chance. If he's going to shoot, he's going to do better than that. So a multiple substitution then. Shoots back off the post, opened up for him here. What a goal! Eğer bölümü beğendiyseniz Yeşil Devin maceralarına abone olmayı, bölümü beğenmeyi ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız.